Narin. Narin bekle kız. Bekle. Bekleyemem ya. Senin densizliklerine uğraşamam dayı kızı. Allah Allah, günde 1000 tane soru çözmem gerek benim sınava kadar. Narin bak çok önemli. Şey oldu. Bak yardım etmen lazım. Gel şöyle oturalım. Narin. Ben hamileyim. Ne? Nasıl? Nasıl hamile kalınırsa öyle işte. Kimden kız? Kimden olacak Narin? Fırat'tan tabii. Sanki her önüme gelen... Tövbe tövbe. Konuşsana Narin. Niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Bak kim anlarmış yerden? Ha, kime gitsek? Aldırmam lazım. İcler ablaya gideriz. Kızım konuşsanıza derdiniz ne? Bir mesele var abla. Yardımın lazım. Orasını anladık. Hadi Sema çıkar şu baklayı artık. Abla bak ölümü gör kimseye bir şey demeyeceksin ama. Belli gönül meselesi bu. Kızım ben o kadar çiğ miyim? Söylemem elbet. Gönül meselesinden biraz hallice İclal abla. Kürtaj olması gerek. Ne? Kızım sen ne yaptın? Kim hamile bıraktı seni bu yaşta? Fırat hayvanı kim olacak? Hey. Abla ölümü gör bak kimseye bir şey deme. Vallahi bir duyulursa ben öldüm demektir. Annem ayrı babam ayrı öldürür beni. Kızım seveyim halletmemiz lazım bu işi. İyi de kızım bedava değil ya bu iş. Para lazım. Parayı nereden bulacaksın? Allah Allah açsın Fırat'tan istesin. Temizlesin 7'ye 6. Verir mi ki? Verecek tabii, ne yapacak? Babama olsun bu yaşta. Ben tanıdık doktor ayarlarım ama çok para tutar. Ya babandan isteyecek halin yok herhalde Sema. Ara adamı versin parayı. Nasıl isteyeceğim ki? O işi yapmadan önce düşünecektin nasıl isteyeceğini. Hadi git hemen ara şu çocuğu. Hadi durma. Bak baban öyle İclal ablam. Allah Allah. Benim neler? Hiç. Benim umurumda bile değil Fırat artık. Ben bu kızı üzülüyorum, bu Sema'yı üzülüyorum. Günaydın Narin Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın ya. Allah Allah. Bakıyorum sabah sabah pek mi eğleniyorsun? Allah kısmetiniz çok açıkmış Narin Hanım. Dünkü beyi de çok beğenmiştim ama. Bu da hiç fena değil. Hem yakışıklı hem zengin. Durdunuz durdunuz turnayı gözünden vurdunuz. Çok tebrikler. Birsel ailesinin tek varısıdır Atif Bey. Yaşı sizden biraz genç ama olsun moda şimdi. Babası da müşterimizdir. İstanbul'un sayılı ailelerinden kendileri. İnanmıyorum ya. Bayağı tabak gibi fotoğrafımı koymuşlar. Değil abi o, müvekkil oradaki. Abi bak. Korkma tatlım. Bak, top. Biz top oynuyoruz Ali amcanla. Top oynuyoruz. Bak, nerede bunun dadısı? Kaybol. Kaybol! Abi bak, vallahi billahi müvekkil. Ben sana dün gece söyleyeceğim. Abi bak,
Dün gece söyleyecektim abi ben sana da. Geç geldin diye şey etmedim. Ali. Ali yine geldi. Bu çok içirdi dün akşam. Doktora gidelim. Hangi doktor abi? Kafa doktoru mu normal doktoru? Bilmiyorum lan. Gidelim işte. Lan! Arabaya hazırlayın çabuk. Biriniz buraya gelsin. Aman abim ya. Şimdi anlamadan, dinlemeden niye krizlere giriyorsun ya? Ay! Ay inanmıyorum. Baksana şuna. Vay be! Vay be! Ne oldu? Nalin Hanım'ın maceraları kereste kralının oğluyla fink atmış daha dün gece. Bir sap sen kaldın balmız. Kimmiş bu? Tanımazsın sen. Bu yeni türeyen playboylardan. Dün gece çocuğu karakoldan çıkartmaya gitti. Kızın başına gelenlere bak. Günaydın Fırat Bey. Buyurun kahveniz hazır. Omleti yapacağım size. Nasıl olsun? İstemiyorum. Peki. Okey. Akşama müthiş bir parti veriyoruz. Bak itiraz istemem. Giyineceksin, süsleneceksin, geleceksin. Bir senin doğum gününü kutlayacağız. Bir de bizim nişanımız. Bu arada canın havalı arkadaşlarından da gelen olacak. Bir tanesi var tam sana. Ama yok istemem sanatçı sevgili. İşsiz güçsüz sayfası başa bela. Sözün meclisten dışarı tabii ki. Ona ne şüphe. Bizimkileri kasar zaten şimdi sizin ortamlar. Allah Allah ya. Ne varmış bizim ortamlarda? Seni de kasmayalım biz şimdi. Bunu mu anladın sen ya? Ne anlayacaktım? Alo, Mary. Çabuk söyle, hiç müsait değilim. Dün eve gelen kızın kim olduğunu gördüm ben. Bugün gazetede. Hemen bakın internetten isterseniz. Tekstil kralı ne dedi falan var haberin başında. Ondan sonra bir resmi var bu kızın bir adamla. Fırat Bey haberi çok sinirli okuyor. Mary. Kapatıyorum ben. Geldim. Her seferinde aynı muhabbet. Bıktım ya. Tamam uzatma. Evet. Kapıda kuyruk olan o zengin koca adaylarınıza da mani olmayayım ben. Sen ne dediğinin farkında mısın? Başladın gene saçmalamaya. Deniz bırak ya. Hadi size partide iyi eğlenceler. Yine bir şey mi oldu? Bu akşamki partimizin teması sadece senin doğum günün olacak. Nişan işini rafa kaldırdık. Şu yüzük gibi pamuk ipliğine bağlı ilişkiniz. Kuyla sevmek. Yani onca gündelik şeylerin ötesinde birine bağlanmak. Ne yaparsa yapsın sevmek nasıl bir şey acaba? Fırat'ın eve attığı kadın Narin'miş. Ay manyak konuşma be. Ne eve atması? Konuşmaya gittiler. Narin bana söyledi, biliyorum. Fırat bankadan ayrılmayı düşünüyormuş. Narin aracılığıyla Sermet'e haber gönderdi, o kadar. Fırat bankadan ayrılmayı mı düşünüyormuş? Sadece nerede konuştuklarını söylemedi. Ah.
Bunun hemen düzeltilmesini istiyorum Erol Bey. Yani bu düpedüz insan haklarına saldırıdır. Hayır yani anlamadan bilmeden insanlar hakkında nasıl böyle şeyler yazıyorlar? İstediğin zaman gazeteyi arayıp haberi yalanlayabilirsin. Öyle mi? Tabii. Tamam. Ben hemen gidip arayayım o zaman. Yalnız Narinciğim, bu Atıf Bey'in nezaret macerasını hikayene karıştırma. Nasıl yani? Erol Bey, nezaretten bahsetmezsen bana nasıl inanır bu insanlar? Takdir edersin ki müvekkillerimizin saygınlığını tehlikeye atamayız. Atıf da senin müvekkilin artık. Hem babası hiç iyi bakmaz bu işe. Yani ben gidin size çocuğu çıkartın, bu meseleyi de örtbas edin diyorum. Siz kalkıp basına demeç veriyorsunuz der adam. Değil mi? Anladım ben.